Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adım'da 8. Sınıf LGS Türkçe Bitirme Setinin 7. Adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 Adım'da bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba, ben Türkçe öğretmeni Fizi Özkaya. 24 adımda sınav yayınlarının LGS kitabının 7. adımındayız. Bu adımımızda cümlede anlam devam ediyoruz. Alt başlık olarak da cümlenin ifade ettiği anlamdayız. Buyurun başlayalım o zaman. Arkadaşlar geniş bir soru yelpazesiyle karşılaşabileceğimiz bir konu bu. Cümlenin ifade ettiği anlamın belirlenmesi istenir. Bir cümlenin birden fazla anlam ifade edebileceği de unutulmamalıdır. Şimdi hep birlikte bilgi deposundan cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerine bakalım birlikte. Birincisi tanım cümleleri. Bir varlığı, kavramı, temel ve ayırt edici özellikleriyle belirleyen cümlelerdir. Yani arkadaşlar bu nedir, bu kimdir sorusunun yanıtını aldığımızda karşımızda tanım cümlesi olduğunu anlamamız gerekir. Örnek olarak eylem, iş, oluş, durum bildiren sözcüktür. Eylem nedir'i yanıtladığı için bu bir tanım cümlesidir. İkinci cümlemiz öneri cümleleri. Bir sorunun çözümüne ya da bir işin daha doğru, daha iyi nasıl yapılabileceğine yönelik görüş bildiren cümlelerdir. Öneri. Örnek olarak sebzeleri bol suyla yıkadıktan sonra sirke ile dezenfekte edebilirsiniz. Ne yaptı arkadaşlar? Sebzeleri yıkamak için bir öneride bulundu. Üçüncü cümlemiz varsayım cümleleri. Gerçekleşmemiş bir durumu gerçekleşmiş gibi düşünmektir. Yani henüz olmayan bir şeyi sanki olmuş gibi düşünüp onun üzerine hayal kurmak, cümle kurmaktır. Örnek olarak diyelim ki küçük bir sahil kasabasında mavi ve yeşille iç içe yaşıyorsun. Arkadaşlar diyelim ki, tut ki, farz edelim ki tarzı sözcükler kullanılır. Bunları gördüğümüzde bir varsayım cümlesi olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Dördüncü cümle çeşidim eleştiri cümleleri. Bir kişinin, eserin, olayın, durumun olumlu olumsuz yönlerini ortaya koyan cümlelerdir. Arkadaşlar eleştiri deyince genellikle aklımıza, Türk mantığından dolayı belki eleştiriyi çok seven bir milletiz. Genellikle olumsuz eleştiri aklımıza gelir ama eleştiri deyince cümlede karşınıza çıktığında hem olumlu hem olumsuz olabilir. Lütfen bunu unutmayalım. Örneğimize baktık. Ustalar yeterince özen göstermemişler. Burada olumsuz bir eleştiri söz konusu. Beşinci cümle çeşidimiz öz eleştiri cümleleri. Bir kişinin kendi davranışlarını değerlendirdiği cümlelerdir. Öz arkadaşlar zaten hani öznelden de hatırlayalım. Öz kişinin kendisine döndüğü, kendisini eleştirdiği cümlelerdir. Örneğimiz düşünmeden hayır deyip herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Kendisini burada eleştirmiş. Altıncı cümlemiz uyarı cümleleri. Önemli bir konuya dikkat çeken cümlelerdir. Örnek kışın araçlarınızın lastiklerini kış şartlarına uygun hale getirin. Sonra sıkıntı yaşamamanız için bunu yapmalısınız diyor aslında. Önemli bir konuya dikkat çekmiş olduk. Tasarı cümlelerine geçtim. Tasarının diğer ismini plan olarak algılayabilirsiniz. İleride gerçekleştirilmesi düşünülen eylemleri anlatan cümlelerdir. Örnek olarak tatilimi Belek'te geçirmeyi planlıyorum demiştim. Tasarı, plan aynı şekilde daha önceden yapmak istediği şeyi söylüyorsa bir tasarı plan söz konusudur. Sekizinci cümle çeşidi olasılık tahmin cümleleri. Bir durumun nasıl gerçekleşeceğinin önceden anlaşıldığını, hissedildiğini, kestirildiğini bildiren cümlelerdir. Örnek olarak ikna çabaları sonuç vermiş olacak. Diyor ki yani çabaları bir ikna durumu var. Birisi çaba sarf etmiş, sonuç uygun olduğuna göre sanırım bu çabalar sonuç vermiş diyor. Olasılıkta %50 ihtimal de vardır. Hatta 50-50 diye de kullanır bazıları. Şu sıralar kiraz ağaçları çiçek açmıştır orada.
yine tahmin, olasılık. Belki küresel ısınma var. Sıcaklıklar istediğimiz gibi gitmeyebilir ya da daha önceden ısınmış olabilir. Genel olarak tahminde bulunuyor. Olmuş olabilir de, olmamış da olabilir. İşte olasılık tahminin %50 olduğunu bu anlamda unutmayalım. Kanıksama cümleleri. Arkadaşlar, kanıksama alışmak demektir sözcük anlamı olarak. Böyle bir cümle karşınıza çıktığında kanıksama olduğunu unutmayalım. Bunu da hemen tanımladım. Kişilerin bir konuda maruz kaldıkları olumsuz etkilere karşı artık tepki gösterememe durumunu anlatan cümleler, yani alışma. Azarlanmaktan artık korkmuyordu çünkü alışmış, bunu kanıksamış arkadaşlar. 10. cümle, abartma cümleleri. Bir şeyin olduğundan az ya da çok gösterildiği cümlelerdir. Hatırlayın, sözcük anlamı içinde söz sanatlarında mübalağa, abartma sanatını görmüştük. Bir şeyi olduğundan daha büyük ya da daha küçük göstermekti. Cümle anlamının içinde de yerini böylelikle abartma cümlesi buluyor. Örneğimiz, gözünün yaşından dağı taşı sel aldı. Bir insanın gözünden akan yaşla dağların taşlarının sel olması imkansız, ama çok ağladığını göstermek için böyle bir abartma cümlesi kullanılmış. 11. cümlemizde ikilem, yani kararsızlık. Karar verilemeyen bir durumu anlatan cümlelerdir. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Bu cümle tam bir kararsızlık örneği, ne yapacağını bilememek anlamında. Sevgili arkadaşlar, her bir adımımızda olduğu gibi şimdi çıkmış soru ve daha sonra da sizin için hazırlanan seçici sorularımızdan oluşan neden çıkmasın sorularımızla birlikteyiz. Birinci sorudan, o zaman çıkmış sorudan başlayalım arkadaşlar. Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Metni hemen bir seslendiriyorum. Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız, teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Burada arkadaşlar diyor ki, son cümlede, yani sevdiklerinize vakit ayırın, neler kaçırdığınızı fark edin şeklinde bir cümlemiz var. Bu son cümlenin ifade ettiği anlamın hangi anlam özelliğini barındırdığını söylüyor. Eleştiri mi? Öneri mi? Varsayım mı? Ön yargı mı şeklinde. Arkadaşlar, burada nedir? Size şunu yaparsanız daha iyi olur dediği için bir öneri cümlesi söz konusu. Evet arkadaşlar, şimdi neden çıkmasın sorularımıza geçtim. Birinci sorudayım. Burada numaralanmış cümlelerle taşıdıkları anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Arkadaşlar, 4 cümle verildi. Karşı tarafında da 4 tane kutucuk var. Beklenti, tanım, karşılaştırma ve öneri içeren cümleler söz konusu. Bunları birbirleriyle eşleştireceğiz. Birinci cümleden başladım. Sümer dilinde yazılan, dünyada milyarlarca insan tarafından bilinen, İnsanlık tarihinde yazılmış ilk kitap, ilk roman, ilk metindir Gılgamış Destanı. Cümlede Gılgamış Destanı'nın ne olduğunu bize açıkladığı için tüm özellikleriyle bu bir tanım cümlesidir arkadaşlar. O yüzden 1 B'dir. İkinci cümleye geçtim. Joanne kardeşlerin 1990 yapımı Milletler Kavşağı adlı filmindeki uçan şapka sahnesi bir dönemin en çok konuşulan sahneleri arasındaydı. En sözcüğünü gördüğümüz anda arkadaşlar, orada karşılaştırma olduğunu anlamalıyız. O yüzden ikinci sorum C. Üçteyim. Bisiklet sürecekseniz öncelikle kaskınızı ve eldivenlerinizi takmalı, frenlerinizi mutlaka kontrol etmeli, yanınızda küçük bir tamir seti bulundurmalısınız. Tamamen öneri içeren bir cümleyle karşı karşıyayız. Bunu da D ile karşılaştırmış olduk, birleştirmiş olduk. Dördüncü cümlemde geriye zaten bir tane kaldı ama yine açıklamak isterim. Yazılmasının üzerinden 70 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen kürk mantolu Madonna'nın çok okunanlar listesinin ilk sıralarında yer alacağını düşünüyorum. Burada da ne söz konusu arkadaşlar? Beklenti. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Bir B ile eşleşti. Ya Adana ya Ceyhan. Ama iki Ceyhan'la eşleştiği için yanıtımız Ceyhan'dır. İkinci soruya geçtim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir? Varsayım neydi arkadaşlar? Olmamış bir şeyi olmuş gibi kabul edip üzerinde konuşmaktı. Hemen bulalım cümlemizi. Birinci cümlede sürdürülebilir kentlerle ilgili araştırmalar yapan bilim insanları adalardan oluşan yüzen bir kent planlıyorlar. Oceanic City adı verdikleri bu projede sürdürülebilir malzemeler kullanılacak. Kurulacak kent, okyanusta yaşayan canlılara zarar vermeyecek ve okyanus tabanına demirlenecek. Böyle bir kentin tamamlandığını düşünelim. İnsanlık için gerçekten müthiş bir başarı olmaz mı? Ne yaptı arkadaşlar? Diyelim ki, varsayalım ki, düşünelim ki, farz et ki, bu sözcükler bizi nereye götürüyordu arkadaşlar? Varsayıma. Bu yüzden düşünelim sözcüğüyle yanıtımızı bulmuş olduk. Şimdi geldik adım tarama testi 1'deyiz arkadaşlar. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir durum gerçekleşmiş gibi düşünülmüştür? Tam biraz önce bahsettiğimiz varsayım cümlesini arıyoruz yine arkadaşlar. Diyelim ki bu 4 duvarın arasından çıkamadın. Yine hemen anahtar sözcüğüm orada beni bekliyor. Diyelim ki, farz et ki, varsayalım ki, tut ki. Bunlar bize varsayımı ifade ediyordu. Bu yüzden birinci sorumun yanıtı A seçeneği. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? Ceviz sandığın usta elinden çıktığı çok belli. Ceviz sandığı nedir'i yanıtlamadı arkadaşlar. Yeni yaptığı yağlı boya tablo salonun duvarında asılı. Herhangi bir tanım yapılmamış. Plastik, hayatın hemen her alanında kullanılan bir madde. Plastik nedir? Hayatın hemen her alanında kullanılan bir maddedir. Bu yüzden yanıtımız Ceyhan, burada tanım yapılmış. Üçüncü sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiri yapılmıştır? A seçeneğinde sütü kararında kaynat ki sütün besin değeri düşmesin bir öneri var farkındaysak. İş hayatında edindiğin tecrübeyi gençlere aktarmalısın. Yine bir öneri söz konusu. Sıcakta ağır yiyecekler tüketmeyi pek tercih etmiyorum. Bir tercih söz konusu. Halıyla perdelerin uyumsuz renkleri canım mobilyaları da gölgelemiş. Burada ne oldu arkadaşlar? Halıyla perdeyi uyumsuz renkten bahsettiği için olumsuz bir eleştiri yapılmış. Yanıtımız Deniz'de. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararsızlık anlamı vardır? Açık havada mı vakit geçirsek, televizyonun karşısında mı bilemedim derken bize hemen zaten yanıtını verdi. Karar veremiyor. Açık havaya mı çıksam, televizyon mu seyretsem, arada kalmış kararsız birinin cümlesi. Yanıtımız o yüzden Adana. Beşinci soruya geçtim arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tasarıdan söz edilmektedir? Tasarı plan demekti, hatırlayın. Erken kalkıp otomobilin bakıma götürmeyi düşünüyorum. Planını yapmış arkadaşlar. Tasarı plan A seçeneğinde bizi buldu. Altıncı sorudayım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıt içinde verilen anlamı içermemektedir? Planlama sırasında bazı şeyleri gözden kaçırdığımı kabul ediyorum. Öz eleştiride bulunmuş. Gizli buzlanma olabileceğinden hızınızı normal sınırların altına düşürün. Olumsuz bir şeyden kaçınmak için bir uyarıda bulunulmuş. Ani bastıran yağmur nedeniyle alt geçitleri su basmış olabilir. Olasılık anlamında kullanılmış. Doktor ve hemşire hastanın kanamasını durdurmakta oldukça zorlandılar. Olabilecek bir şey arkadaşlar. Şöyle deseydi abartmaya girerdi. Sel gibi kanı aktı gibi bir cümlemiz olsaydı abartı derdik. Ancak burada abartma söz konusu değil. Yedinci cümledeyim, sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır? Bazı eşyaların yerini değiştirdik. Salonda biraz alan açılsın diye. Yeşil boyan yoksa sarı ile maviyi karıştırarak yeşil boya elde edebilirsin. Ne yaptı arkadaşlar 7'de? Bolu seçeneğinde.
yeşil boyan yoksa şunu yapabilirsin. Onda onun işini kolaylaştıracak ya da işini bitirecek şekilde bir öneride bulundu. 7 bu yüzden Bolu. Aşağı kümenin hangisinde tahmin anlamı vardır? Ecza dolabında bir kutu ağrı kesici olacaktı. Buğdaylar bu sıralar sararmış olacak. Yani arkadaşlar biraz önceki soruda da bundan bahsetmiştim. Havalar çok sıcak gitmemiş olabilir. Yağmurlar yağmış olabilir. Buğdayların sararma ihtimali tabii ki var ama sararmamış da olabilir. Bu yüzden tahmin anlamını B seçeneğinde yakaladık. 9. sorudayım. Bu cümlenin varsayım anlamı içermesi için boş bırakılan yere aşağıken hangisi getirilemez? Şimdi hiç yukarıya bile gerek yok arkadaşlar. Varsayım cümleleri nasıldı? Daha önce henüz olmamış bir olayın olmuş gibi konuşmaktı. Ve hangi sözcükleri kullanıyorduk? Anahtarlarımız vardı. Tut ki, farz et ki, diyelim ki. Ama neyse ki diye bir şey kullanmıyoruz. Cümleyi de yine tamamlayalım. Onunla görüşmek kolay değil ama tut ki fırsatını buldum. Farz et ki fırsatını buldum. Diyelim ki. Hep olmamış bir şey üstünden konuştuk. Bu yüzden varsayım. Ama neyse ki fırsatını buldun derse o iş gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bu yüzden varsayım olması için Ceyhan'ı eliyoruz. 10. sorudayım. Aşağıdakilerin hangisinde öz eleştiri anlamı vardır? Dersi derste öğrenmek gerektiğini düşünürüm. Her şeyi abartma huyumu hiç sevmiyorum. İşte öz eleştiride özellikle kendinizle ilgili işte sevilmeyen, istenilmeyen, aslında yapılmaması gereken bir şeyden bahsettiğimiz için her şeyi abartma huyunun kötü olduğunu anlayan bir kişinin öz eleştirisi karşımızda. Yanıt o yüzden Bolu. 11. soruda bizden numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum yapılmıştır diyor. Bizden bir yorum istiyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Akşam olmak üzereydi. İki kardeş bir futbol topunun etrafında fır dönüyordu. Top yine parkın dışına çıktığında küçük çocuk yorgun gözlerle abisine baktı. Anlaşılan topu alma sırası ona gelmişti. Anlaşılan sözcüğünde yorum olduğunu anladığımız için bu bir yorum cümlesidir arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir varlığı veya kavramı temel özellikleriyle belirlemiştir? En başa dönecek olursak bir varlığın temel ve değişmez özellikleriyle belirtilmesi tanım cümlesidir arkadaşlar. Yani size hangisine tanım yapılmıştır diye sormamış, içine girmiş aslında cümlenin. Varlığı ya da kavramı temel özellikleriyle belirlemiştir demiş. A seçeneği, gülen bir yüz bir bahar akşamı kadar güzeldir. Gülen bir yüz nedir demiyor. Yaylalar her zaman köylerden daha soğuktur. Yaylayı ya da köyü bize tanımlamamış. Edebiyat insana aittir, insanı dile getirmelidir. Aynı şekilde şiir, duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatılmasıdır. Şiir nedir dediğimde bana yanıt veren bir cümle, bir tanım cümlesi arkadaşlar. Yanıtımız bu yüzden Deniz'de. 13. soruda da bizden olasılık istiyor arkadaşlar. Olasılığı bulmamızı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık söz konusudur? Bu yıl Nisan 1. olabilir. Olmaya da bilir. %50 tahmin kullanılmış. Yanıtımız Adana. 14. sorumuzda da arkadaşlar numaralanmış 4 tane cümlemiz var. Bu cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Her birine tek tek bakıyoruz. The Bookshop filmi Fitzgerald'ın kendi yaşam deneyimleriyle harmanladığı aynı adlı kitabından perdeye taşınıyor. Şimdi hemen birinci cümleyle ilgili bilgimizi almaya çalışalım. Birinci cümle nesnel yargı ifade etmektedir. Evet, kim tarafından yazıldığı, ne olduğu, perdeye nasıl taşındığı net bir bilgi var arkadaşlar. O yüzden nesnel yargı. İkinci cümleye geçtim. Ağır temposuna rağmen iyi işlenen karakterlerini
pastoral bir anlatım biçimiyle harmanlamış. Yani anlatım biçimi, anlatış tarzı işin içine girince üslup aramamız gerekir tabii ki. İkinci cümle üslup cümlesidir diyor. Bu yüzden yine doğru arkadaşlar. Üçüncü cümle iyimserlik ifade etmektedir. Bakalım. Florence'ı canlandıran Emil Mortimer ile gizemli Edmund Brandish rolünde Billy Knight'i yan karakterlerin hakkını elbette ki veriyor. Şimdi iyimserlik söz konusu değil. Sadece oradaki rol yapan aktrist ve aktörlerin bunu iyi yaptığını, hakkını verdiklerinden bahsediyor. Bu yüzden iyimserlik değil. Dörde de hemen bakalım. Vizyonda daha bir festival filmi arayan edebiyat ve İngiliz sineması meraklıları için güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Ne yapmış arkadaşlar? Öneride bulunmuş. Denizli seçeneği de var ama Ceyhan'da iyimserlik ifade edilmekte değildir. Sadece beğeni söz konusudur. On beşinci sorudayım. Aşağı cümlenin hangisinde kanıksama anlamı vardır? Kanıksama alışmak demekti arkadaşlar, hatırlayın. Sadece iki çift ayakkabım var. Bu azımsama. Bu gürültü artık beni rahatsız etmiyordu. Yani kanıksadım, buna alıştım demek istiyor. Yanıtımız Bolu. 16'da aşağıdaki cümlenin hangisinde abartma anlamı yoktur? A'da o filmi izlerken gülmekten öldük. Abartma. Hedefine ulaşmak için elinden geleni yaptı. Bu haber bizim eve bomba gibi düştü. Onu aramayı unutunca kıyamet koptu. Bakın her bir cümlede, üç cümlede de abartma anlamı var. Yalnız B seçeneğinde abartma anlamı kullanılmamış. Şimdi sevgili arkadaşlar, her bölümümüzün, her adımımızın sonunda biliyorsunuz yazılı hazırlık etkinliklerimiz var. Yine onunla baş başayız o zaman. Bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirleyip kutulara cümlelerin numaralarını yazınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada A seçeneğimizde, A kutucuğumuzda ya da A bölümümüzde 15 tane cümle var. Aşağıda varsayım, öneri, kanıksama, eleştiri, tasarı, uyarı, tanım, kararsızlık ve tahmin var. Bu durumda biz cümlelerin tabii 15 cümle var, 9 tane anlam özelliği var. Birden fazla da karşımıza çıkabilir. Her birini tek tek not edeceğiz. Şimdi birincisinden başlıyorum o zaman. Uzun betimlemeleri eserin sürükleyiciliğine gölge düşürmüş. Burada ne var arkadaşlar? Eleştiri. Aşağı iniyorum. Buraya biri yazıyorum. Tekrar çıktım. Benimle evlenir misin diye bir soru var. Soru cümlesi olmadığı için bunu bir öneri olarak algılayabiliriz. İki öneri. Benden haber alamayınca meraklanmıştır. Bir tahmin söz konusu. Üçü de buraya ekledik arkadaşlar. Saçlarını kurutmadan dışarı çıkma sakın. Bir uyarı söz konusu farkındaysanız. Hemen onu da aşağı inerek dörde yazalım. Uyarı. Tekrar dönüyorum. Yeşil kazağımı mı alsam, mavi kazağımı mı? Bu nedir arkadaşlar? Kararsızlık. Kararsızlığı da 5 olarak ekliyorum. Sana bir sürpriz planlıyor olabilir. Yine nedir arkadaşlar? Hemen tahmin. Yedideyim. Emekli olunca yazlık bir ev alıp bol bol dinleneceğim. Bir tasarı plan söz konusu. Yediyi buraya ekledim. Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçilerine tayfa denir. Tanım yapıldı farkındaysak.
Hemen 8'e tanımı ekledim. Diyelim ki onu görmeden geri döndü. Diyelim ki, farz et ki bunu çok iyi anladığımızı biliyorum. Varsayım. İnsanları böyle kırman hiç hoş değil. Eleştiri. Hemen onu buraya ekledim. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen sayıdır. Tanım yapılmış. Tanımın altına ekledim arkadaşlar. Cevaplarını son bir kez daha kontrol etmeden yazılı kağıdını teslim etme. Uyarı. 12'yi ekledim. Bu sınav İstanbul yerine Ankara'da yapılmalı. Öneri. 13. Bu plan işe yaramadı farz et. Farz etten hemen yakaladık varsayımımızı. 14. Bu tavırları artık beni etkilemiyor. Alıştım diyor yani, kanıksama. Evet sevgili arkadaşlar, biraz inerek çıkarak oldu ama çok cümle üretildi sizin için. Hemen B kutucuğuna geçtim o zaman. Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri yukarıdaki tablodan seçerek boşluklara yazınız. Yukarıda ne var arkadaşlar? Tanım var, tasarı, öneri, abartma, uyarı, kesinlik, kararsızlık, olasılık ve beğeni. Şimdi yine burada yaklaşık 9 tane cümlemiz var. Bunları eşleştireceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. O kumaş ile çalışırken dikkatli ol, hemen yırtılabilir. Burada bir uyarı cümlesi söz konusu arkadaşlar. Uyarı. Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı? Yine bir kararsız kişi karşımızda. Kararsızlık. Merhamet sahip olduğumuz en güzel duygudur. Merhamet nedir? Sahip olduğumuz en güzel duygudur. Tanım yapılmış arkadaşlar. Yarın sabah mutlaka orada olacağım. Net diyor yani, tartışılmaz. Bu yüzden kesinlik. Çekimler için bu parkı kullansan çok güzel olur. Bir öneri söz konusu. Konuşmanı büyük bir zevkle dinledim. Beğenmiş, sevmiş. Beğeni söz konusu arkadaşlar. Yedinci cümledeyim. Burayı küçük bir müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Plan, tasarı. Bu sene iftihar belgesi de alabilirim. Almaya da bilirim. Olasılık, tahmin. Ve son cümlemiz. Evin geçimini üstlenince dünyanın yükünü omuzlarında hissetti. Abartma. Evet sevgili arkadaşlar, 7. adımımızın da böyle sonuna geldik. Diğer adımda görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.